Bu videoda glikolizi gözden geçireceğiz beraber. Glikoliz, yaşamın her evresinde ve bütün yaşayan organizmalarda gerçekleşen son derece önemli biyokimyasal bir olaydır. Aslında glikoliz, glikozu yakıt olarak kullanarak onu daha küçük yapı taşları olan 2 adet piruvik aside parçalama olayına verilen isimdir. Bildiğiniz gibi glikoz, 6 karbonlu bir molekül. Piruvik asitlerin her biri 3 karbonlu moleküller. Glikozu bu şekilde pirivik asitlere parçalarken net olarak 2 ATP'lik enerji kazancı elde edilir. Üretilen bu 2 ATP de 4 ATP üretmek için kullanılır. Evet bunu yazalım. 2 ATP kullanılır. Bu aşamaya yatırım aşaması deniyor. Birazdan bununla ilgili de konuşacağız. Ve sonuçta ne oluyor? 4 ATP üretiliyor. Yani net olarak 2 ATP kazancımız oluyor. İşte bu 2 ATP, burada yazan tepkimenin sağ tarafında gördüğümüz 2 ATP. Özetle glikoliz sırasında net olarak 2 ATP üretilir diyebiliriz. Bunun yanı sıra glikoliz sırasında NAD molekülü NADH molekülüne indirgenir. Hemen hatırlayalım. Redüksiyon yani indirgenme elektron kazanmak anlamına geliyordu. Değil mi? Buradaki NAD yani nikotinamid adenin dinükleotit pozitif yüklü bir molekül. Bu molekül aslında kayda değer boyutta ilginç bir moleküldür. Bununla ilgili başka videolarımız da var. Merak ediyorsanız onları izleyebilirsiniz. Tepkimenin diğer tarafındaki NADH'ı inceleyecek olursak NAD'nin hem bir adet hidrojen kazandığını hem de pozitif yükünün kaybolduğunu yani elektron kazandığını görürüz hidrit kazandı diye de düşünebilirsiniz. Hidrit, negatif yüklü hidrojen atomu demek. Tabii bir hidrit anyonu tek başına bu şekilde bulunmaz. Fakat net olarak baktığımızda, NAD'nin hidrit kazandığını düşünebilirsiniz. Yani bir adet iki elektronlu hidrojen protonu, diğer bir deyişle eksi yüklü bir hidrojen atomu kazanır. Bu şekilde buradaki NAD artı NADH'a indirgenir. Bu NADH da elektron taşıma zincirinde oksidasyona uğrayarak yani yükseltgenerek daha fazla ATP üretir. Daha sonra oksidatif fosforilasyondan e, bahsederken bununla ilgili tekrar konuşacağız. Ama kısaca şöyle özetleyebiliriz. Glikoz piruvik aside parçalanır. Yani 6 karbon 3 karbonlu 2 moleküle parçalanır. Tabi bu moleküllerde yalnızca karbon yok. Karbona bağlı halde bulunan başka atomlar, kimyasal gruplar da var. Bunlardan yani birazdan bunlara da değineceğiz. Bu işlem sonucunda net olarak 2 ATP üretilir. Ayrıca 2 adet NAD, NADH'a indirgenir. Bu NADH'lar da daha sonra daha fazla ATP üretilmesi için kullanılırlar. Genel olarak glikoliz, hücresel solunumun yalnızca başlangıcını oluşturur eğer ortamda oksijen varsa bu ürünlerin bazıları sitrik asit yani Krebs döngüsünün ve oksidatif fosforilasyonun meydana geldiği mitokondriye gönderilir arkadaşlar. Eğer ortamda oksijen yoksa anaerobik solunum ya da fermentasyon gerçekleşir. İlerleyen videolarda bu konulardan da bahsedeceğiz. Esasen bütün olay glikoliz sırasında oluşan bu ürünlerle ne yapabileceğiniz ve NAD artıyı tekrar nasıl oluşturabileceğiniz ile alakalı. Glikolizi şöyle bir gözden geçirdik. Şimdi de glikoliz sırasında tam olarak neler olduğuna bir bakalım. Bu gibi işlemlerin detaylarına baktığımda aklıma hep şu an hücrelerimizde olup bitenlerin ne kadar karmaşık olaylar olduğu gelir. Burada yazılıp çizilenler sadece sonuçta birer özet arkadaşlar. Şu an her bir hücremizde olup biten olayları hayal edebilmenizi sağlamak için yazılıp çizilmiş birer özetten ibaret. Ve bu mekanizmaların tam şu anda vücudunuzun tamamında 100 milyarlarca defa bakın 100 milyarlarca defa gerçekleşiyor olduğunu bir düşünün. Yani bunlar aslında size çok da uzak olan olaylar değil. Bunca şeyin bilim insanları tarafından nasıl keşfedildiğini düşünmek de çok enteresan. Tabii bu tamamen farklı bir tartışma konusu. Bu videonun tek amacı tepkimenin gerçek mekanizmasını size açıklamak ve olayların karmaşıklığına hayranlık duymanızı sağlamak. Tabi, bu mekanizmayı açıklarken organik kimyanın detaylarına girmeyeceğim. Evet, burada bir glikoz molekülümüz var. Üzerinde 1 2 3 4 5, 6 adet karbonu bulunuyor. İlk aşamada bu glikoz molekülü fosforilasyona uğrar. Glikozun fosforilasyonu ile ilgili bir videomuz var. Hatırlamak için o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Burada gösterilen bütün aşamalar enzimler tarafından meydana getirilir. Fosforilasyon, hekzokinaz enzimi sayesinde meydana gelir. Kinaz, fosforilasyonu ya da defosforilasyonu meydana getiren enzimler için kullanılan genel bir isim. Daha önceden de bundan bahsetmiştik. Bütün enzimlerin kullanılma amacı tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürmektir. Heksokinazda bu fosforilasyon tepkimesinin aktivasyon enerjisini düşürmek için magnezyum iyonlarını kofaktör olarak kullanır. Önceki videolarda kofaktörlerin tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürmek için enzimlere nasıl yardım ettiğinden bahsetmiştik. Fosforilasyonu gerçekleştirmek için ATP kullanılıyor. Yani bu aşamada bir adet ATP harcanır. Bunu da yazalım. Evet, eksi bir ATP. Şu an az önce bahsettiğimiz yatırım aşamasındayız hala. Bu tepkime soldan sağa doğru gider. Ayrıca bu tepkime birleştirilmiş bir tepkimedir. Glikozun fosforilasyonu serbest enerji gerektirir. Fakat burada da ATP, ADP'ye dönüşürken serbest enerji üretir. Yani bu iki tepkime birleşir ve bu tepkime soldan sağa doğru ilerler. Şimdi bu tepkimede ne olduğuna yakından bakarsak, buradaki hidrojen fosfat grubuyla yer değiştirerek bu molekülü oluşturur. Yani buradaki fosfat grubu bu hidrojenin yerini alır. Bir sonraki aşama da enzimin katalizlediği bir tepkime. Fakat bu bir denge tepkimesi. Yani her iki yönde ilerleyebilir. Birazdan göreceğimiz üzere tepkime sonucu oluşan ürünler diğer tepkimelerde hemen harcanır. Dolayısıyla ürün derişimi hep düşük olur. Bu yüzden tepkime de soldan sağa doğru ilerleme eğiliminde. Fakat glikoz 6 fosfattan fruktoz 6 fosfat oluşturan bu tepkime bir denge tepkimesi ve her iki yönde ilerleyebilir. Bu tepkime fosfoglikoz izomeraz enzimi sayesinde meydana gelir. İzomerazlar, bir molekülün bir izomerinden başka bir izomer oluşturmak için kullanılır. Bu tepkimede de gerçekleşen şey esasen budur. Bu tepkime ile buradaki oksijen bu karbona bağlı olmak yerine buradaki karbona bağlanır. Böylece 5 atomlu bir halkalı yapıya sahip olan fruktoz meydana gelir. İşte bu iki molekül arasındaki esas fark budur. Bir sonraki aşamada da ATP sayesinde kolaylaştırılan ve soldan sağa doğru giden bir tepkime görüyoruz. Bu tepkime fosfofruktokinaz enzimi sayesinde meydana gelir. Bakın enzimin adında kinaz kelimesi geçiyor ve bu enzim ATP kullanır. Bu tepkime de fruktoz 6 fosfata başka bir fosfat grubu daha bağlanır. Yani artık fosfat grubundan bağlı halde iki adet bulunur. Fruktoz 6 fosfattaki bu hidrojen başka bir fosfat grubu ile yer değiştirmiştir. Tekrar altını çizelim. Bu tepkime de magnezyum kofaktörü sayesinde gerçekleşir. Magnezyum kofaktörü fosfat grupları ile ilgili olan bazı negatif yüklerin kararlı hale getirilmesinde yardımcı olur. Önemli olan başka bir noktada şu bu tepkimede de bir adet ATP harcanır. Yani hala yatırım aşamasındayız. Evet bunu da yazıyorum. Eksi bir ATP. Ne zaman aklıma gelse büyüleniyorum. Bütün bu olaylar, mekanizmalar ve aşamalar ben size bunları anlattığım sürede yani şu sıralarda bile bu anda hücrelerimizde gerçekleşiyor. Hatta ve hatta size bunları anlatabilmem için bunların gerçekleşmesi gerekiyor. Enerji buluyorum değil mi? Çünkü nefes alıp verebilmem için, kaslarımın hareket edebilmesi için, konuşabilmem için, vücudumun glikozu alıp bu glikozdan enerji yani ATP üretmesi gerekiyor. Daha önceden de bahsetmiştik. Glikoliz işleminin tamamı aslında glikozu kırma yani yıkma, parçalama ile alakalı. Şimdi burada gördüğümüz molekül glikoz ve fosfat gruplarından oluşturuldu bir sonraki aşamada bu molekülü yıkacağız. Bu molekülü yıkmak içinse fruktoz bifosfat aldolaz diye bir enzim kullanacağız. Aldolaz enzimleri aldol tepkimesini gerçekleştirirler. Bu durumda aldol tepkimesi iki molekülü birbirinden ayırmak için gerçekleşir. Yani bu molekülü iki adet üç karbonlu zincirden oluşan moleküllere ayrılır. Yani sonuçta meydana gelen bir ayırma işlemi. Meydana gelen bu 3 karbonlu zincirlerden biri gliseraldehid dehit 3 fosfat. Diğeri de burada gördüğünüz molekül. Bu iki molekül bir başka izomeraz sayesinde birbirlerine dönüştürülebilir. Bu izomeraza da triosfosfat izomeraz deniliyor. Triosfosfat izomeraz. Yani bu aşamada gliseraldehid dehit 3 fosfattan 2 tane oluştuğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bundan sonraki aşamalar her bir glikoz molekülü için ikişer kere meydana gelir. Eğer kafanız karıştıysa videoyu durdurun ve bu iki molekülü birleştirip bu molekülü nasıl elde edeceğinizi anlamaya çalışın. Evet, bir sonraki aşamada başka bir tepkimemiz var. Bu tepkime de dehidrojenaz enzimi tarafından gerçekleştirilir. Dehidrojenaz enzimleri genelde NAD'nin indirgenmesi tepkimelerinde kullanılır. Bunu da diğer videolarda görmüştük. Buradaki NAD indirgenecek ve oluşan NADH daha fazla ATP üretmek için elektron taşıma zincirinde kullanılacak. Bu işlem sırasında ayrıca gliseraldeit 3 fosfata başka bir fosfat grubu daha bağlanır. Burada gördüğünüz gibi bu fosfat grubu daha önceden burada değildi. Bu tepkime de her iki yöne ilerler. O yüzden burada çift yönlü ok kullanmam gerekiyor. Bu noktadan sonra artık yatırım aşamasına geçtik. Şimdi kar aşamasındayız. İki fosfat grubuna sahip olan bu molekülden başlıyoruz. Fosfogliserat kinaz enzimi sayesinde fosfat gruplarından birini bu molekülden koparıyoruz ve bunu yaparken de bir adet ATP üretiyoruz. Ama şunu hatırlatalım. E, elimizde iki adet gliseraldeit 3 fosfat var. O yüzden bu işlemler ikişer kez meydana geliyor. Dolayısıyla bir adet ATP değil, iki adet ATP üretmiş oluyoruz. Artık kar fazında olduğumuzu söylemiştim. Bir sonraki aşamada, fosfogliserat mutaz sayesinde meydana gelen bir tepkime var. Mutaz bir izomeraz sınıfı. Mutazlar bir fonksiyonel grubun ya da bir molekülün bir kısmının bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlarlar. Bu tepkimede de gördüğünüz gibi buradaki fosfat grubu tepkime sonucunda bu karbondan ortadaki karbona taşınmış. Bir sonraki aşamada meydana gelen tepkimede enloaz enzimi kullanılır. Ondan sonraki aşamada ise piruvat kinaz kullanılır. Bu tepkimede piruvat kinaz bu molekülü defosforilasyona uğratmak amacıyla kullanılır. Bu tepkime sonucunda da piruvik asit elde ederiz. Burada molekülde oksijene bağlı halde hidrojen çizdim. Yani bu molekül aslında bir piruvik asit. Ancak oksijen bu hidrojeni bırakırsa ve elektron kaparsa bu molekül bir piruvata dönüşür. Bu aşama yani piruvik asit ya da piruvatın oluştuğu aşama glikolizin temel aşamalarının sonunu oluşturur. Bu son aşamada da ADP-ATP'ye dönüştürüldü. Fakat bu tepkime de her bir glikoz molekülü için iki defa meydana gelir. Dolayısıyla bu aşamada iki adet ATP üretilir. Toparlamak için başa dönelim. Yatırım fazında glikozu fosforilasyona uğratmak için bir adet ATP harcadık. Friktoz 6 fosfata bir fosfat grubu daha eklemek için bir adet ATP daha harcadık. Daha sonra ker fazına geçtik. Burada bir adet NADH üret. Esasen bu tepkimeler ikişer kez meydana geliyor. Bu yüzden iki adet NADH ürettik. Bu molekül bu molekülün de gliseraldehit 3 fosfata dönüştüğünü varsayıyoruz. Burada bu tepkime iki kere meydana geliyor ve iki adet ATP üretiyoruz. Buradaki tepkime de iki kere meydana geliyor ve iki adet ATP üretiyoruz. Umarım videonun en başında anlattığım bu glikoz tepkimesi artık size bir şey ifade ediyordur ve mantıklı geliyordur. Süreci de anlamışsınızdır.